Merhaba, ben İpek Atcan. Ben Ersin Babaoğlu. Artık gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki Şehirde Ne Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kesinlikle ikinci olduğuna göre böyle davranabiliriz diye düşünüyorum ben de. Nasılsın Ersin, nasıl geçti haftan? Dolu dolu bir haftaydı. Bazı etkinliklere seninle beraber katıldık. Bazılarına ben tek başıma katıldım. Güzel. Bunlardan bahsetmek isterim. Evet, öncelikle geçtiğimiz hafta sizlere önermiş olduğumuz, bizim de merak ettiğimiz Rüya Senaryo filminin Dream Scenario ne kadar bize göre olmadığını, kötü demeyeyim şimdi, anlamış olduk. Ben bunu sosyal medyada paylaştım ve insanlar tarafından çok eleştirildim. Sen ne düşünüyorsun filmle alakalı? Bence kötüye de kötü değilim artık. Yani film kötüydü. Yani zaman kaybı gibi geldi bana. Hı-hı. Çünkü aslında fikir çok iyi olmasına rağmen, ki zaten ilgimizi çeken de oydu. Böyle güzel bir fikri nasıl bu kadar kötü işlediniz de sonunda niye teknolojik bir yere bağladınız diye sormak istedim. Ayrıca bazı sahneler bayağı dramatik olabilir. Evet. Dikkat edin kendinize. Evet, tam 58 saniyelik bir sahne var. Pırt içerikli. Buradan Zeynep'in kedisi Pırt'a da sevgilerimizi iletelim. Pırt içerikli bir bakın isterseniz ya da bakmayın. Ya hiç tavsiye etmiyoruz. Ya da herkes baksın. Biz bunu yaşadıysak. O travmayı herkes mi yaşasın? Herkes yaşasın tabii canım. Travmalarımızı yalnız değil, toplu halde yaşayalım. Peki sen sergiye gittin değil mi? Ne sergisine gittin? Ben bu hafta Cumhuriyet'in Yüzü isimli bir sergiye gittim. Bu Galata Port'ta hala gezilebilen, ücretsiz pazartesi günleri hariç tabii ki 3 Mart'a kadar gezilebilen bir sergi. Burada Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından organize edilmiş ve tabii ki şu anda bu bilgileri de vermem gerekir, küratörlüğünde İzzettin Çalışlar üstlenmiş. Aslında Cumhuriyet döneminden, yani yeni Cumhuriyet'ten 1940'lara kadar o değişimin, toplumsal dönüşümün kültür ve sanat izleri üzerinden takip edilmesi söz konusu. Tavsiye ediyorum. Gerçekten başarılı bir sergi. Peki ben burada sergi demişken sergiden devam edeceğim ama şunu merak ediyorum. Beni neden götürmedin? Ama sergi demişken ben de o zaman merak ettiğim, henüz gitmediğim ama gideceğim bir sergiden bahsetmek istiyorum. Beni niye davet etmedin? Plevneli'de yeni başladı. 1 Şubat'ta başladı. Her katta yani 3 farklı sergi var. Bir tanesi Ali Emir Tapan'ın The Garden'ı. Diğeri Bora Akıncı Türk'ün Normal Bir Hayatı. Diğeri de Buse Belcesur'un Coming Home'u ama Coming Come olarak geliyor. Coming. Güzel. Home başlıklı. Sadece bunları merak ediyorum. Arter'de de çok güzel şeyler var. Onları da merak ediyorum. Neyse ki bunlar da bize yakın. yürüyerek ulaşabileceğimiz mesafedeler. İyiymiş. Sonra bu hafta müzik falan bir konser izledik. Geçtiğimiz akşam Jacuzzi konserine gittik Blind'da. Dolu dolu bir konserdi. Sold out'tu konser, onu da söyleyelim. Evet, oldukça kalabalık ama güzel, eğlenceli. Jacuzzi'nin kendine has bir kitlesi var ve hiç yalnız bırakmıyorlar Jacuzzi'yi ilk günlerinden beri. Sözümüzün eriyiz diyebilir miyiz? Geçen hafta ne film dediysek, dedik, Jacuzzi dedik, yaptık mı? Ne dediysek yaptık. Onun dışında aslında bu hafta biraz böyle geçti galiba. Benim için çılgın bir haftaydı dersin. Öyle mi? Biraz evet. Anlatmak ister misin? Detaylarıyla anlatamam tabii ki. Yani sonuçta dinleyiciyle aramızda bir mesafe olması gerektiğine inananlardanım. Ama değişik şeyler oldu. Yeni yaşıma yaklaştığım şu günlerdeki buradan yaşımı söylemek istemiyorum. Doğru, 18 tarih. Şubat'ta. Herkesi bekliyor muyuz? Herkesi bekliyoruz. Güzel bir parti olacak. Hediyeleriyle bekliyoruz. Hediyelerle tabii ki, yani hediye muhakkak. Yeni yaşıma yaklaşırken ve yani ciddi ve yetişkin gibi davranmam gerekirken her geçen gün daha bir yaş daha küçülüyor olmam gerek zeka gerek davranışsal beni birazcık mutlu ediyor. Benjamin Button. Evet, beni mutlu ediyor, çok eğleniyorum. Buradan bu eğlenceme katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. İsim vermek istemiyor musun? İşte Ersin Babaoğlu, Deniz Ardıç, ne bileyim Merve Türkdoğan falan gibi çoğaltabilirim. O zaman istersen önümüzdeki haftaya bir bakalım. Lütfen. Neler var İstanbul'da, biz nerelere gitsek iyi vakit geçirirdik, eğlenirdik. Biraz onlardan bahsedelim, ne dersin? Valla muhteşem fikir, yani inanılmaz bir fikir bu. Ve Melike Şahin'in 7 Şubat Çarşamba günü Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki
konserini yazmışsın. Buraya evet, not almışsın. Neydi Şubat'ta? Ya ben Melike Şahin'le ilgili sen konuş istersen. Ben çok seviyorum Melike Şahin'i. Konserlerini dinlemeyi, izlemeyi de seviyorum. Kendine has bir sesi ve tarzı var ve çok iyi bunu yansıtabildi ve ciddi de bir hayran kitlesi oluştu. O yüzden ben her zaman dinlemekten keyif alıyorum Melike Şahin'i. Bostancı Gösteri Merkezi biraz bizim ulaşılabilir bir açısından uzak kalıyor bize biraz. Çok ayıp bir şey söyleyeceğim ama ben yani artı 18 konserleri seviyorum. Bostancı Gösteri Merkezi öyle değil. Öyle olmuyor. Sevmiyorum. Artı 18 derken aslında alkol tüketebileceğin konserleri mi kastediyorsun yoksa ben gerçekten hani çocuk görmek istemiyorum konserlerde gibi bir şey. Çocuk görmek istemiyorum. Yoksa alkol önemsiz bir detay biliyorsun. Gerçekten mi? Alkol ne ki? Ben hakikaten mesela bir şeyler içerek, alkol tüketerek izlemeyi daha çok seviyorum. Ben. Niye? Ben Duman konserinde su içtim. Evet. Ve şaşırdın. Evet. Ama bak o konser kötü bir deneyim oldu hepimiz için. Hepimiz için kötü bir deneyimdi. Evet. Sen su içtiğin için. Ben su içince bütün denge bozuldu. Denge şaştı. Evet haklısın. Doğru dedin. Bir de Kastel'de Alex Macris. Evet. Dans etmek isteyen dostlarımız için yine bir alternatif buraya koyduk ki Kastel biçilmiş kaptan bunun için. Kastel ne güzel. Eskiden Getto'ydu. Ben de Getto'nun bir çalışanıydım. Severdim. Güzel günlerdi. Güzel günlerdi. Yani o gece Alex Macris ile birlikte Jessica Nova ve İrfan Baldan da DJ setinin başında olacakmış. Bu arada Alex Macris her ne kadar yurt dışından gelen bir DJ izlenimi verse de İstanbul'da yaşayan başarılı bir bu DJ. Bu Nick adı mı? Nick adı yalnız. Yok kendi ismi ama İstanbul'da yaşıyor kendisi. Anladım. Alex Mark. Hoş geldin Alex ülkemize. Şimdi İpek bize Ay Tenli Kadın şarkısını mırıldanacak. Buyurun İpek Hanım. Mırıldanamam ama Ufuk'a hello Ufuk nasılsın diyebilirim. 8 Şubat. Efendime söyleyeyim Perşembe günü. Durak XL ya da X Large Kadıköy'de Ufuk Beydemir konseri. Ufuk zaten Kadıköy insanı. Karşının taksisi. Bu sebeple sık sık oralarda konser veriyor. Seviyoruz kendisini. Tatlı bir insandır. 9 Şubat Cuma niye böyle coşku dolu? Cuma olduğu için mi? Yoksa 9 Cuma... Şubat olduğu için mi? Yoksa benim doğum günüme yaklaşmanın verdiği bir coşku selimi. Senin doğum gününe de 9 gün kalmış oldu. İstersen her bir tarihte onu da söyleyelim. Sen yüzdeleri de seversin ya da yüzde kaç kaldı da diyebiliriz. Yüzde hesabı yapamayacağım ama gün söylerim evet. Cuma günü ne geldiğimizde CRR Caz Orkestrası'nın Randy Esen'le birlikte vereceği bir konser var. Tabii ki Cemal Reşit'e konser salonunda. Randy Esen piyanist, besteci Aydın Esen'le evlendikten sonra özellikle onun da bestelerine birçok söz yazmıştı. Caz Orkestrası'yla birlikte sahne alacak o yüzden... Meraklısına Cemal Reşit Rey'i tavsiye edelim Randy Esen konserini. Ceylan Ertan var, Sezen Aksu Tribute, Jolly Joker Vadi İstanbul'da. Bu çok güzel... yıllar önce izlemiştim ben Sezen Aksu Tribute'u. Şu anda büyük bir turneye çıkıyor. Yani sayısını hatırlamıyorum ama 10-12 konser falan yani böyle Diyarbakırlar Türkiye falan Türkiye izliyor. Turnesi. Evet bu şeyle Sezen Aksu Tribute olarak. Galiba kendisi de Sezen Aksu Tribute grubuyla yani bu projeyle bilinen bir insan haline geldi değil mi? Ceylan mı? Evet. Hayır canım. Değil mi? Ben o zaman öyle tanıdım. Çünkü ben çok yıllar önce Hayal Kahvesi'nin eski Beyoğlu'ndaki Animayı falan biliyorsun ama değil mi? Evet. Tamam. Sezen Aksu Tribute'u dinlemiştim. O zaman Ceylan Ertem'in albümleri yoktu bildiğim kadarıyla. Yok ama kendisi güzel Sezen Aksu söylüyor. Ha, çok. Bayağı yani. Bazen hatta Sezen Aksu'dan daha iyi Sezen Aksu söylediği anlarda çok yaşanabiliyor. Ozby. Ay ben Ozby'yi çok seviyorum ya. O zaman şanslısın çünkü 9 Şubat Cuma günü ilk performans oldu Beşiktaş'ta. Doğum günüm hala 9 gün varken. Ozby konseri var. Gitsek mi buna ya? Neden olmasın? Ozby'yi ben de severim. Evet Ozby'yi ben severim. Ozby deyince de bir rakı geliyor insanın aklına. O bir rakı markasıyla bir projesi yok muydu YouTube'da? Öyle mi? Yanlış hatırlıyorum bir yerinden de uyduruyor. Ben de böyle bir bilgi yok. Okay. Aradığınız bilgiye şu an ulaşılamadı. Ne rakı içebiliriz o akşam? Konserden önce. İçebiliriz. Niye içmeyelim? Beşiktaş'ta rakımızı içeriz. Oradan Ozby'ye gideriz. Çok süper. Mantıklı. Ama tabii bir yandan da Blind'da terapi konseri var. Ama ben terapiyi çok izledim. Yani bir kez daha izlemek istersen. Blind'da gidebilirsin. Şu aldığın notu ben anlayamadım Ersin. Açmak özellikle ister misin? Ya. Evet. Şimdi arkadaşlar 9 Şubat Cuma günü yine. Benim doğum günüme hala 9 gün varken. Varken. Mezeler Workshop Atölyesi.
varmış. Ama ve Cooking Class Academy zaten sadece mezeler değil, yani neler neler yapıyor. Yapıyormuş. Evet, gerçekten. Ben biliyorum onları. Ben duymamıştım. Aslında merkezi Ankara'daymış bu oluşumun. İstanbul'daki şubelerini Ataşehir'de açmışlar, İstanbul Finans Merkezi'nde. Böyle bir meze atölyesi varmış, 12 kişilik. Sen mesela zeytinyağını Giritlerin bulduğunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Bak, zeytinyağını Giritler bulmuş. Ve ilk zeytinyağlı mezeyi de Giritler üretmiş. Girit ezmesi de oradan mı geliyormuş? Bravo. Evet sevgili dinleyenler, artık bu workshop'a katılmanıza gerek kalmadı. Zira bütün bilgileri verdik. Bilgileri verdik. Yani şöyle şey varmış, yani isimlerini okumak bile beni mutlu etti. Bu workshopta Girit ezmesi yapımı, köz patlıcan siciliano yapımı, köz patlıcan Ermeni usulü bombay plaki yapımı, hı-hı, atom yapımı, hı-hı, Ege karması yapımı, ileri seviye pişirme teknikleri ve sunu teknikleri anlatılıyormuş. Anladım. Hoş değil mi? Muhteşem, ama ben bunların hepsini yapabiliyorum zaten. Evet, ama belki sunum tekniği falan başka bir şey öğrenmek istersen, aa, katılabilirsin. Tamam, okey. Sen bir de şeyi çok güzel yapıyorsun. Fırında patates. Ama trüflü. Trüflü. Oh, evet. Bayağı o konuda iddialıyım ya. Yani İstanbul'un en iyi trüflü fırında çıtır patatesiyle margaritasını kokteyl olarak. Neden bu kadar geç tanıştık peki? Her şeyi bir kere de veremem insanlara. Evet, sen de haklısın. Evet. Hani hep sürprizlerle dolu olmak için. Tanıdıkça yeni yönlerini keşfediyoruz ve evet, bu inanılmaz eğlenceli bir yolculuk. İnsanlar da öyle söylüyor. Cumartesiye geldiğimizde, belki ki hafta içi dans edemediniz, kastele gidemediniz. Evet, hop dediniz. Ve Volkswagen Arena'da o etkinliği buldunuz dans etmek için. Selectronic 2.0, Ben UFO ve Sedef Adası DJ'ler çıkacaklar. Ben UFO, Ben Thompson diğer adıyla. Sedef Adası'nda belki Asit Ayşe olarak tanıyanlar, hatırlayanlar vardır. Çok başarılı bir DJ Sedef ben Adası bu arada. Ben çok uzağım buralara ya. Bende bunlar yok. Sedef Adası, Almanya'nın meşhur kulübü Berghain'in içindeki. Aa, Berghain çok çılgın bir yerdir bu arada. Panorama Bar'ın resident DJ'yi. Okay. Ve belki şuradan hatırlayacak olabilir dinleyenler. Bundan 2 sene önce 2022'de bir Boiler Room etkinliği oldu Türkiye'de. Evet. Onun küratörlüğünü kendisi de çaldı zaten. Sedef Adası yapmıştı. Salon İKSV'de gerçekleşmişti bu arada o. Okay. Bir daha olmadı galiba Boiler Room. Son feci bisiklet varmış. If Performance Hall Beşiktaş'ta. Çok oldu ya ben bunları izlemeyeli ve dinlemeyeli. Ben de, evet, ama sevenleri de bol. If Performance Hall gibi bir mekan, bir cumartesi akşamı hınca hınç son feci bisiklet için olacaktır diye düşünüyorum. Ve 11 Şubat pazara geçiyoruz. Benim çok sevdiğim, benim canlarım. Benim özellikle son albümleri ile, Defansif Design ile gönlümde taht kuran, bütün neredeyse ezbere bildiğim, eşlik ettiğim, yetmeyip herkese de ezberlettiğim Büyük Ev Avluka'da akustik ses tiyatrosunda Matine ve Suare olarak iki tane üst üste konser verecekler. Ama ben 23 Şubat'ta Tastas'ta Defansif Design o şovu izleyeceğim. Defansif Design'i çok merak ediyorum ben de izlemeyi. Albümü senin kadar beğendim, sevdim. Bir şarkısı hariç. Aynı şarkıyı da olamadık. Olamadık. O yüzden o günü heyecanla bekliyorum. Ses tiyatrosu mükemmel bir yer. Bu akustik versiyonunu dinlemiştim ses tiyatrosunda. Çok güzel gerçekten, ben de. Zaten girince bir büyüleniyorsun yani oraya. Evet. O yüzden bence gitmediyseniz, hem ses tiyatrosunu görmediyseniz hem de akustik Büyük Ev Avrupa'dayı daha önce dinlemediyseniz müthiş bir eşleşme. Katılıyorum. Hem de pazar günü yani. Pazar günü çok yapılacak bir şey de olmuyor şehirde. O yüzden iyi vakit geçirmek için güzel bir alternatif. Ya biraz da sinemadan bahsedelim istersen son olarak. Ve bir daha aldığımız karardan da bahsedelim. Evet. Sinema ile ilgili öncelikle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Geçen haftaki yaşadığımız büyük facia ve aslında bundan önce de yaşadığımız bir takım facialardan dolayı ben şuna karar verdim ki Ersin'le bir sinemaya gitmemeliyiz. Hatta Ersin'le tiyatroya da gitmemeliyiz. Tiyatroya ayrıca değineceğim, biliyorsun o benim ilgi alanım. Evet, uzmanlık alanım. Evde de izlememeliyiz film ya da dizi. Biz bir araya da gelmemeliyiz. Biz görüşmemeliyiz Ersin. Bir noktada oraya varacaktım. Yani çünkü yani bu birlikte kadar mı? Birlikte yaptığımız her şey kötü çıkıyor. Aa, Ersin. Şey yani gerçekten bu kadar mı kötü filmlere denk geliriz? Killers of the Flower Moon hariç. Gerçi Oppenheimer da güzeldi. Yani. Sen sadece kötülerini hatırlıyorsun da o yüzden. Ben Barbie'yi hatırlıyorum. Ya işte. Tamam aşkımı hatırlıyorum.
The Holdovers. The Holdovers. Neyse, geçen haftaki yaşadığımız faciadan sonra, geçen hafta filmdeyken şunu konuştuk. Eskiden filmlerin öncesinde daha çok fragman gösterirlerdi ve büyük bir heyecan dalgası olurdu. Evet. Şimdi berbat berbat reklamlar gösteriyorlar. Sadece bir tane fragman gösterdiler ve biz çok heyecanlandık. Hemen haftaya da girdi zaten. Hemen haftaya da girdi. Hafta yani, biraz belki filmden bahsetmek istersin. Kadrosu inanılmaz. Evet. Filmin adı Argyle, gizli casus. Adından anlaşılacağı üzere deli gibi bir aksiyon. Yani havalı kovalamaca sahneleri de patlamalar dolu bir film. Dolayısıyla da aslında iyi vakit geçirip böyle çerezli, hafif bir film izlemek isteyenler için mükemmel bir seçim. Kadrosunda yok neredeyse. Dua Lipa, Henry Cavill, Samuel Jackson gibi. Gidebiliriz. Bence sinemaya bir şans daha. Tamam. Peki tiyatroya değinelim. Şimdi bizim Ersin, benim çevremdeki çoğu insan tiyatroya mesafeli. Çok yakın arkadaşlarım. Bu beni birazcık üzüyor. Neden ben acaba? Çünkü oyunları izlemeyi seviyorum. Bundan keyif alıyorum. Uzun olmadığı sürece. Senin tiyatroyla fakat alakalı gerçekten de ama şeyin var. Bir alakam var. Bir alakam tabii ki var. Olmaz mı? Ama arkadaşlarımın çoğu mesafeli. Bu mesafeli olan arkadaşlarımdan bir tanesi de Ersin'di. Ama biz bir gün zorlu PSM'de bulunduğumuz bir gün başka bir event için acaba başka da ne vardır dediğimizde bir gün öncesinde Kel Divan'ın o sırada o gün olacağını keşfettik ve acaba ona mı gitsek dedik. Çünkü Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı bir arada görmek gerçekten Yiğit Özşener. Çok iyi kadro aslında. Evet, hani muhteşem bir kadro ve büyük bir heyecanla gittik. Tabii ki absürt bir komedi. Yani herkese olmaz. Benim de çok herkes sevdiğim herkes de bir anlamaz ayrıca. Hayır, yani benim de çok beğendiğim, yani çok bağ kurabildiğim bir şey, ne derler? Tür değil. Ama yani yine de kadrodan dolayı ben bir şans vermek istedim. Ersin, sen neler yaşadığını belki anlatmak istersin. Yani bir zor, daha tiyatroya gelmeyecek Ersin benimle. Zor bir süreçti benim için. Ama neyse ki kısa bir oyundu o da. Evet. 75 dakikaydı. Dolayısıyla emeğe saygı diyelim. Ama yine de şöyle, yani dediğim gibi bu zor bir tür. Yani herkesin sevebileceği bir tür değil ama benim oyuncu arkadaşlarım, bazı yönetmen arkadaşlarım falan hepsi oyunu öve bitiremedi. Ben onların yorumunu daha çok ciddiye alıyorum kendimden. O yüzden vardır. Muhakkak ki izleyin. Onun dışında çok güzel oyunlar hala var. Bu hafta gidebileceğimiz bir tiyatro oyunu var mı mesela? Ben önerebileceğim bize, çünkü salı günü. Önerilerin kıymetli bu alanda. Tabii bu alanda benim vereceğim önerinin ucu bucağı yok öncelikle. Salı günü? Salı günü Aşık Shakespeare'e gideceğim. Öyle mi? Uraz Kaygılaroğlu. Doğru mu söyledim sayın acaba? Galiba. Onun oynadığı. Nerede oynuyor? Zorlu PSM'de. Zaten oranın oyunlarından bir tanesi. Bir aksilik olmaz ise, fikrimi değiştirmezsem, hayat beni başka etkinliklere, aksiyonlara Aşık Shakespeare'i izlemeyi planlıyorsun. Evet. Güzel. Lütfen önümüzdeki hafta biraz bahset bundan. Muhakkak. Belki tiyatro sanatıyla barışmamı sağlayacak oyun odur. Belki de. Sana öneririm. Ardından gidersin. Onun dışında da önümüzdeki hafta Cuma bu arada şey var. Nazan Öncel'in bir lansmanı var Alan Kadıköy'de. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta bizi ne takım? Nasıl maceralar bekliyor başımıza? Neler gelecek? İpimizi koparacağız mı? Neler yaşayacağız? Ama ben şunu söylemek istiyorum bu kaydı sonlandırmadan önce. Sevgili dinleyenler, ilk bölümden sonra mesaj kutularımızı doldurdunuz, aradınız, yorumlarınızı ilettiniz. Gerçekten çok olumlu dönüşler aldık. Evet. İpek, sana gelen yansımalar nasıldı? Ya ben Bella'yı, köpeğimi, bir iki gün dışarı çıkartamadım. Çünkü kapının önünde pankartlar, İşte bir daha, çığlıklar, bir daha çiçekler atıyorlar. Aman Allah'ım, çıkacağım çıkamıyorum. Büyük gözlükler, siyah büyük kapüşonlar falan, zar zor yani. Zorluydu benim için. Çok teşekkürler ilginiz için ama birazcık da privacy. Yani bu insanlar da biraz kendi yaşamlarında rahat sürebilsinler. Evet. Yine de yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Her zaman bekliyoruz. İleri taşıyoruz teknolojimizi de, içeriğimizi de. Kendimizi de. Hayat. Ve sizleri de. Hayat biraz da böyledir. Hayat biraz da böyledir bir İpek. Böyle galiba bir şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kestik.